Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Haziran 2023 Pazartesi. Yabancı yarışlarda akşam yarışı diyebiliriz artık buna. Fransa'da Amiens'teyiz. Evet, yanlış yazmışız bunu yalnız buraya. Amiens yazmışız. Evet arkadaşlar, Amiens'teyiz, onu düzelttik sonra. Burada bugün muhtemelen arkadaşlar yine ya 3-5 kişi bilecek ya devir edecek. Ya da bir kişi bilecek, bilemiyoruz bakalım. Böyle bir gündeyiz. Fakat tabii çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Çalışmamızı yaptık. Belki de bizim sayemizde bir kişi, yani iki kişi, üç kişi neyse yani tutabilir arkadaşlar. Yani ciddi bir çalışma yaptık. Böyle bir çalışma, yani dünyada böyle bir çalışma yok bence. Ciddi söylüyorum, yani Fransa'daki bu koşuya ait böyle derinlemesine bir çalışmayı yapan bir tahmin grubu olduğunu düşünmüyoruz biz. Neyse, uzatmayalım, inşallah rast getirsin. Yani inşallah yapmış olduğumuz çalışma pozitif yönde, bizim ümit ettiğimiz doğrultuda olur ve içimizden bazıları kazanır ve yaralarına merhem olur. Birinci koşu 10.25 handikap, 3 yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. 7'li plase ayağı, 9 numaralı Stellar J, Theo Bakliot'lu. Arkadaşlar bakın, bu 7'li plaseyi çok böyle önemsemeyip ilk ayakları tek geçeyim diyenler için ideal bir at. Stellar J, Theo Bakliot'la kazanma ihtimali çok yüksek. 7 numaralı Palais Touvier, Delphine Santiago ile ikinci sıradan atımız ve Dahli, Pierre Bazire, proteksiyonist yavrusu bu safkanda burada gelebilir. 9-7-2. Tabi bunun üstüne arkadaşlar bakın 8-1 gibi 8-1 hani 5 bu safkanlarında bakarsınız. Gerekirse onları da eğer 7'li plase önemsiyorsanız, ki bence önemsin arkadaşlar, bugün 7'li plase de iyi verir o derece. Evet, ikinci koşuyla beraber saat 18'de 6'lı Ganyan başlıyor. Evet, büyük ikramiye ümitlisi içinde olduğumuz, ümidi içinde olduğumuz 6'lı Ganyan'ımızı başlatıyoruz. 7000 euro ikramiye var. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Namar, Lea Bayis ile ilk atımız burada ve 4 numaralı Kickboxing, Corel Pakut. Şimdi kazanmış arkadaşlar bu Kickboxing, ama yine de kazanma ihtimali var. 7 numaralı Wild Gypsies Boy, Fabian Lefebvre ile arkadaşlar. Bu arada bu koşmuyor, 8 numara koşmuyor, onu söyleyeyim. 7 numara arkadaşlar yazalım. 10 numaralı Silver Condo Delphine Santiago ile burada. Dikkat arkadaşlar bu atı da. Şimdi burada bu noktadan sonra 3 numara var. 3. binicini alır mı? Eğer alır diyorsanız yazın arkadaşlar. Biz bunu pas geçiyoruz. Ama burada daha çok sürprize yönelik bir at vereceğiz size. Jeremy Motart'ın bindiği 13 hatta 14, eğer yeriniz varsa 13 ve 14'ü burada yazın deriz. 5, 4, 7 ve 10 mutlaka yazalım. 13 ve 14'e de bakın. Bu safkanların da arkadaşlar sürpriz yapma şansı var. Üçüncü koşu satış koşusu şartlı, 3 yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 numaralı Varenna, Ayman Bentahar'la Banco. Burada 3 koşmuyor, Allah'tan koşmuyor 3. Bize Banco yolu göründü. Diyeceksiniz ki ne ayak yani, neden bu Banco? Arkadaşlar neden? Çünkü bu safkan Çin piste çıkmış birinci olmuş. Kum piste gelmiş yedinci olmuş. Şimdi tekrar Çin piste geri dönüyor. Bu formda olan safkan 45 gün sonra, 45 gün aradan sonra tekrar bu sevdiği piste kazanacağını düşünüyoruz. Ayman Bentahar'la Banco. İki tane bankomuz var zaten, bu da ilk bankomuz. Banco arkadaşlar, yani güveneceğiz, atacağız yani. Bulabildiğimiz işte bu şekilde ameliyatını yapıyoruz. Ameliyat neticesinde 5 numara çıkıyor. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da küçük kuponlarda böyle ya işte fazla biz yapamıyoruz falan dediğiniz anda 12 numaradan başlayalım. Benjamin Mari, Papa Winner. Bakın bu safkan iyi koşacak bugün. Ha, kazanır mı kazanmaz mı bilemiyorum ama bu safkanı eğer kazanmaz diyorsanız bayağı bir at yazacağız. Bir numaralı Lord Spirit, Theo Bakliot. Ya da kendiniz işten seçebilirsiniz, verdiğimiz bu atlar içerisinden seçebilirsiniz tabii. 8 numaralı Territorio, Delphine Santiago.
6 numaralı Rose Diamond. Evet. Sofia Tisson. 4 numaralı Torino. Damien Boche. 13 numaralı Bailey Sans Dut. Pierre Bazire ve 14 numaralı Rice Hit. Hep Verstraten. Burada 9 numaralı Banco. Ama Ecuri. Evet arkadaşlar. Burası 12 başta olmak üzere. 12'yi bir ayrı köşeye koyuyoruz. İyi bir koşu bekliyoruz 12'den. Papa Wiener'dan arkadaşlar. Benjamin Murray ile 1, 8, 6, 4, 13 ve 14 diyoruz. Arkasından. 5. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler. 1650 metreye çıkıyorlar. Burada yine at yazacağımız yerlerden bir tanesi 13 numaralı Supreme Arthur Mosse ile başlayalım. 12 koşmuyor bu arada ve 2 koşmuyor. 10 numaralı GPS Melody. Laura Pagionova arkadaşlar. Buraya gelmiş bu at için bunlar. Böyle jokeyler bizi inanılmaz korkutuyor. Neden? Çünkü böyle geliyorlar bu atı, bu bayan şimdi bu atı 365 günün 300 günü biniyor. Sonra yarış geldiği zaman da yani alıyor, kazanıyor bir şekilde. Biz de bakıyoruz Allah Allah nasıl kazandı. Burada bir numara Soul of the Nation'dan da süper koşu gelecek arkadaşlar. Bu Sea Nation yavrusu. Bu koşuda ilk ikiyi de olma ihtimali çok yüksek. Zaten kazanabilir bile. Sert gruplara gitmiş. Yani bu, cesaret edemiyoruz ama bunu banko demeye. Onu söyleyeyim size. Ve 4 numaralı Cobra Pepper Pierre Bazire ile 9 numaralı Whatever It Cost Benjamin Murray. Evet burada mesela 2 biz bakmışsam koşmuyor şu anda. 2 bilmiyorum arkadaşlar Havana Gold yapsa koşarsa bize koşmuyor gözüküyor ama buraya arkadaşlarımız buraya işlemişler. Gerçi ben de biraz çalıştım arkadaşlar bu. Şimdi önümüze bizim liste geliyor ama biz de bunun tabii kendi kendimizi sağlamasını yapıyoruz burada. Evet son olarak da 6 numaralı Darling J diyoruz Alexis Pushin'le burada. 13, 10, 1, 4, 9 ve 6 diyoruz buraya. Ama 2 koşarsa Havana Gold Tavus'unu yazalım arkadaşlar. Ama koşacağını zannetmiyoruz burada. Bu şekilde geçtik buraya. 6. koşuda isim şartlı 3 yaşlı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. Burada. Arkadaşlar burada 5 numaralı Isola Di Capri, Hugo Yorniak'la. Bir tek burada koşacak Hugo Yorniak zaten. Bu at için gelmiş anladığımız kadarıyla. Banko atıyoruz. Yalnız burada... Bunu banko atarken aklımız 6 numaralı Inky Ostro'da kalıyor. Yani aşırı altılı aşırı olur arkadaşlar. Yani şişer böyle 1000 liralık ve altılı olur. Ama tabii burada kimsenin biz bütçesini bilmiyoruz. Cebindeki parayı kimsenin bilmiyoruz arkadaşlar. Ama biz bunun nature yani doğası neyse onu veriyoruz. Gördüğünüz gibi geçen gün geniş bir altılı yaptık. Ankara. 860 lira tutuyor. Geniş yani video kuponumuzu baktık. 860 lira tutuyor. 50 bin lira verdi. Yani sonuçta 4 kişi burada birleşse 215 lira para verse orada 12.500 lira parası alacaktı. 4'e bölünecekti o. Yani bu da bir yani tabii vergi falan oluyordu anladığım kadarıyla. Daha düşük olur. Ya bu bakış açısı yani bu sektörde siz bu yarışları izleyip para kazanmak niyetindeyseniz ona göre bir bütçeniz olması gerekiyor cebinize göre ama burada biz 5 numaranın kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar bir aksilik olmazsa. Aksi takdirde 6 numara tek rakibi. Başka da burada öyle 4 falan filan başka bir rakip göremedik arkadaşlar. 5 numarayı banko atıyoruz. 2 tane 5 bu arada banko olmuş oldu. 7. koşu şartlı 4 yukarı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bakın burada bu ayakta yani hakikaten bu ayağa kadar gelip kaybetmek ciddi sıkıntı. Biz burada öncelik 6 numaralı Darlington diyoruz. Glenn Murray ile. 2 numaralı Heatherwood. Ebbe Verstraten. Hani Ebbe'mizi görmeyelim burada. 11 numaralı Grain de Posier. Arthur Mosse. 1 numaralı Riak. Cesar Belmont. 4 numaralı Lienesie. Ferin Scheer. Ve son olarak kesinlikle yazılması gerek arkadaşlar şu at. Lord de Temps 5 numara. Arthur Wilchen. Garip garip aprantiler var burada. Fransa'nın dört bir yanından kopup gelmişler. 6, 2, 11, 1, 4 ve 5 numaralı
safkanlar diyoruz arkadaşlar. Evet, burası ciddi en zor ayak arkadaşlar. Yani kapatma durumumuz yok ama tam 6 at verdik. 6-2-11, 1-4-5 diyoruz buraya. Başka da bir şey demiyoruz. Rast gelsin diyelim. Oynayan tüm herkese başarılar diliyorum. Fransa. Arkadaşlar Amiens ile ilgili. Bu da Amiens'in hipodromu burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Herkese güzel bir hafta ve bol şans diyorum. Hoşçakalın.